Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar. editörü. Bugün sizlerle JavaScript ECMAScript 6 eğitim setimizin 6. dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle JavaScript ECMAScript 6 ile gelen harika bir özelliği göreceğiz. Klasları göreceğiz. Artık İngilizlerin object oriented programming dediği nesne yönelimli programlamaya geçmenin vakti geldi. JavaScript bunda geç bile kaldı. Hemen geliyorum ve diyorum ki eskiden biz nasıl yapıyorduk? Onu bir göstereyim. Çok gayet ilkel bir yöntem. Fonksiyonlarla dinamik bir nesne yapıyorduk. Evet. Kilo, kalınlık, ağırlık gibi anlamlara geliyor weight. Her neyse bu şekilde alıyordum ve metot yapmak istediğimde bir nesnemin içerisinde bir metot olmasını istediğimde yine geliyordum diyordum ki this nokta metot ismi get name diyelim. Eşittir diyordum. Function'a eşit diyordum. Yine bir fonksiyon oluşturuyordum. Fonksiyonda artık neyi döndürmem gerekiyorsa return this nokta name. This bu nesne demek. Yani person yazmak yerine this yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bir metot tanımladım ve nesnemin içerisinde özellikler tanımladım. 3 tane özellik tanımladım. Nedir? İsim, yaş ve ağırlık. Kilo diye. Ve bir tane metot açtım içerisinde. Bakın nesnelerin içerisindeki fonksiyonlara metot denir. Metot açtım get name diye. İsmimizi çekeceğim. Bu gördüğünüz bir nesne. Nesneyi bu şekilde yapıyorduk ve geliyorduk diyorduk ki örneğin burada ne diyelim my objects. benim nesnem diye bir değişken oluşturuyorum ve nesnemi burada çağıracağım. Nasıl çağıracağım? New anahtar söz sözcüğüyle çağıracağım. Gördüğünüz gibi name, age, yaş ve kiloyu girdim. Geçen derste de söylemiştim. Bakın burada bir arrow function yaptık. Burada bir fonksiyon hazırladık. İkide bir document query selector'ı girmemek adına. jQuery'nin aynısı. Dolar işareti kullandım ben bu fonksiyon ismine. Buradan artık alacağım. Result id'mi. Ve bunun içerisinde inner HTML ile yazmam gereken şeyleri yazacağım. X diyorum. Nokta dediğimde, bakın get name fonksiyonunu bakalım bana çağıracak mı? Hemen sağ tıklıyorum, tarayıcı da açıyorum Chrome'da. Hiçbir şey çağırmadığın için, X is not defined diyor, haklı. X diye bir şey yok, my object demiştim. X nereden aklıma geldi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ismimi çekmeyi başardım. Bu eski yöntemdi. Fakat artık bunu kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Artık diğer dillerde olduğu gibi class yapısı JavaScript'i de etkiledi ve JavaScript de kendini buna adapte etti. Artık nesne oluşturmak istiyorsam class diyorum. Yani sınıf demek Türkçe. Class yazıyorum ve hiçbir sıkıntı olmadan çalıştırıyorum. Şimdi klaslar ilk çağrıldığı zaman bakın ben burada ilk klasımı çağırdığım zaman otomatikmen bir fonksiyon döndürecek içinden. Biz klaslarımızın içinde yani nesnemizin içerisindeki fonksiyonlara ne diyorduk? Metot diyorduk. Otomatik ben bu klası çağırırken otomatikmen bir metot çalışıyor. Hangi metot Constructor metodu. Bakın Constructor metodu otomatik çalışan metottur. Ben bu nesneyi çağırır çağırmaz bu metot çalışıyor. Hemen bu metodumun içerisine şunları yazayım. Evet, constructor'ım otomatikman çalışıyor. Bakın burası otomatikman constructor metodunu çalıştıracak. Şu 3 ö'ye aslında p, p2 ve p3 parametrelerinin değerleri. yani buraya x, y, z de diyebilirdi. İstediğiniz ismi verin parametrelere. O size kalmış. Gelip burada eşitledim. Şimdi peki metot nasıl yapılacak? Bakın metot ismimi yazıyorum. Get name diyorum. Constructor'ın altına. Bakın sakın içerisine yazmayın. Constructor farklı. Bu farklı. Get name diye bir fonksiyon oluşturuyorum klasımın içerisinde. Bakın buraya function demiyorum. Sadece fonksiyon ismini yazıyorum. Artık klaslarımın içerisindeki, nesnemin içerisindeki fonksiyonlara metot ismini hitap ediyoruz. Unutmayın. Bunlara artık metot diyeceğiz. Fonksiyon demeyeceğiz. Hemen return this name'i içerisine alalım. Bak şuradaki name'i bana verecek. Sadece bunu almayalım. Yaşı ve kiloyu da alalım. Bakın. Gördüğünüz gibi ağırlık ve yaşı da çıktı olarak isteyeceğim. Bakın İngilizce'de adamlar sürekli yazı yazı bu işi kural haline getirmiş. Yani bu mecburi değil ama hemen hemen artık çıktı işlemler için hep get ismi kullanılıyor. İngilizler hep böyle kullandığı için biz de bunu hemen hemen artık nesne yönelimli programlamada bilmeyen kalmamıştır. Sürekli bunu kullandıkları için artık standart gibi bir şey oldu. Get ismi veriliyor. Çıktı alacağımız zaman. Girdiler için ise set ismi kullanılıyor. Birazdan set olayını da anlatacağım tabii. Ha bu mecburi mi? Hayır. Zorunlu mu? Hayır. İngilizler sürekli get dedikleri için biz de get diyoruz. Uluslararası kod yazım stilinden ayrılmamak namına. Girdi işlemlerini, çıktı işlemlerini get ile alacağız. Hemen geliyorum. Bakın şurada my object get name dedim. Şuradan aldım. Hemen bir break atayım. Yaşı da ve ağırlığı da kiloyu da alalım. Hemen bakalım çıkacak mı? Bakın get age ve get weight diye hemen karşıma çıktı bakın. Görüyor musunuz? Hemen buradaki metotlarıma, klasımın içerisindeki metotlarıma ulaşabildim. Bunlar çıktı işlemleri için ne dedim? Bakın ismi ver bana, yaşı ver ve ağırlığı ver dedim. Bakalım verecek mi? Vermeyecek. Niye vermediğini de şöyle açıklayalım. Şuraya en sonda artı bırakılmaması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde üçünü de çektik. Ne dedik? bir artık nesnelerimiz klaslarla oluşuyor. Bu ilk verdiğim, öğrettiğim şey. İkinci, klas çağrılır çağrılmaz. Hemen şu metot çalışıyor. Constructor dediğimiz bir metot otomatik çalışıyor. Yani bu sizin elinizde değil. Otomatik çalıştığı için ben diyorum hazır otomatik çalışıyor. Bunları constructor metodunun içerisine atayım ve buradan çıkarayım dedim. Hemen this name, this age ve this weight de bunların parametre olarak gönderdim. Çıktı alacağım. Ç çıktığı için 3 metot hazırladım yaşı ayrı, ismi ayrı ve kiloyu ayrı bir şekilde almak istediğimi söyledim. Şurada da gördüğünüz gibi metotlarımı çağırdığımda başarılı bir şekilde çalışıyor. Ha, bu ne dedik? Çıktılar için. Bir de girdi işlemleri için Amerikalılar, İngilizlerin kullandığı artık standartlaşan bir isim var. Nedir o? Set. Girdi işlemleri için set ismini kullanıyorlar. Biz de uluslararası kod yazım şeklinden kopmamak için biz de aynı şeyi yapıyoruz. Tabi dileyen bunu yapmaz. Bu mecburi bir şey değil zaten. Ne diyoruz? This name değiştireceğim. Ne ile? Şurada aldığım parametre ile. Bakın bu parametreye istediğim şeyi verebilirdim. X de verebilirdim. Bu da bir kod değil. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Şimdi hemen geliyorum ve set işlemini uygulayayım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. My Objects nesnemi at, içerisine attığım değişkenini çağırıyorum. Diyorum ki burada neyi kullanacağım? Bakın hemen kullanacağım her şey geliyor. Age, Name. Bakın bunlar özellikler. Yani bunları değişken olarak düşünebilirsiniz. Yani bunları nesnemizin içerisindeki değişkenler olarak düşünün. Bunlar da metotları, fonksiyonları. Hemen ne diyorum? Sets set name ismi değiştir. Ne ile değiştirsin? Benim ismimle değiştirsin. Evet, gördüğünüz gibi set ile bir girdi işlemi yaptık ve ismi, yaşı ve ağırlığı değiştirdim. Hemen değiştirdikten sonra tekrardan yazdıralım. Bakalım gerçekten değişmiş mi? Yine yazdırma çıktı işlemlerinin nasıl alacağız? Yine get fonksiyonlarıyla alacağız. Get metotlarıyla alacağız. Buraya artı demem gerekiyor. Artı eşittir. Çünkü şuraya ekleyecek ya. İlki hariç hepsi artı eşittir olmak zorunda. Evet gördüğünüz gibi değiştirdi. Başarılı bir şekilde değiştirdi. Farkı görüyor musunuz? Bunu nasıl yaptık? Bunu set metotlarıyla yaptık. Set girdiği için kullandık. Bakın. Dedim ki bu nesneme, bu klasımın içerisindeki name değişkenine şu benim gönderdiğim name parametresine ata dedim. Ben buradan neyi gönderdim setle? Kendi ismimi gönderdim. Yaşımı gönderdim. Kilomu gönderdim falan. Anlayacağınız klaslar bu şekilde tanımlanır. Klas ilk çalıştığında otomatik şu metot çalışır. Şu metotlar da bizim keyfi verdiğimiz metotlar. Girdiği için artık standartlaştığı için get ve set metotları diyoruz biz bunlara. Evet get ve set metotlarını klaslarla nesne tanımlamayı bu derste gördünüz. Önümüzdeki ders yine nesne yönelimli programlamaya devam ediyor.